maçı. Neler söyleyeceksiniz? Bence Uşak deplasmanında maçın başından itibaren hep maç oyunu kontrolü bizdeydi. Devreyi önde kapattık 43-38. Üçüncü periyot yine öndeydik. Maçın son bölümüne girene kadar hatta 3 dakikada 6 sayılık farkı yakaladık. Ama orada oyunu kontrol etmekte zorlandık. Hücumdaki yaptığımız hatalarla da Uşak takımına kendi istedikleri kolay sayı şansını bulduk, verdik. Yani 37 dakikayı bence Uşak deplasmanında kazanmak için doğru basketbol oynadık. Bütün maçlarındaydık. Bence hak etmiştik de kazanmayı. Yazık oldu. Yine bizim hatalarımızdan dolayı kaybettik. Çünkü Uşak deplasmanı şu anda Türkiye liginde hiç kimse kazanamadı. Biz bunu başarmaya çok yakındık. Ama işte basketbolun belki güzel yanında bu. Kısa sürede bile olsa eğer doğru yapmadığımız zaman hemen kaybetme şansımız var. Bugün bence de o oldu. Tebrik ediyorum Uşak takımını. Biz de o son bölümdeki yaptığımız hataların üzerinde durup takım halinde daha iyisini yapmaya çalışacağız. Çünkü biz de hep basmanla şu an kadar kazanamadık. Uşak seyircisi nasıl buluyorsunuz hocam? Seyirci iyiydi ya. Yani bence iyi. Kötü bir şey var. Biraz tabii bazen agresif olabiliyorlar. Bu da sanırım ilk kez bir birinci takım var burada. Daha çok futbol izleyicileri geliyor bu yerlerde. O da normal. Bizim Türkiye'nin gerçeği bizde. Basketbol hep ikinci branş olduğu için basket maçı izleyenler de futbol izler gibi izliyor. Yani ama bence iyiydi. Ama dediğim gibi biz seyirciye rağmen, Uşak takımın iyi performansına rağmen daha iyisini ortaya koyup bütün maçı kontrol etmeyi başardık. Son 3 dakikada bunu başaramadık. Dediğim gibi kötü bir mağlubiyet oldu. Yani kötü oynamadığımız gibi, genelliği oynadığımız gibi kaybetmiş olduk. Ama artık oldu. Yapacak da bir şey yok. Önümüze bakacağız. Uşak takımına tebrik ediyorum. Buraya kazanmak için geldik ama bu takımın da kendisi aslında ne kadar iyi basketbol oynadığını biliyorduk zaten. Bunun farkındaydık. Kontrolü son 3 dakikaya kadar tuttuk elimizde ama son 3 dakikada yaptığımız basit hatalarla maçı kaybettik. Başarılar diliyorum Uşak'a. Kaçıncı galibiyet? Öncelikle 8 haftada 6 galibiyet alan takımı kutluyorum. Beko Basketbol Ligi çok zorladık. Öncelikle 8 haftada 6 galibiyet alan takımı kutluyorum. Beko'daki ilk senemizde bu çok büyük bir başarı. Beko gerçekten güçlü bir lig. Ama biz evimizde çok agresif oynuyoruz. Seyircimizle birlikte hiçbir maçı bırakmadık. Bugün de sonuna kadar mücadele edip maçı kazandık. En güzel tarafı da bütün ligin kenetlenip takıma sahip çıkması. Biz bu ligin kalıcısıyız ve rengiyiz. Bizi izlemeye devam etsinler. Hocam seyircinin ilgisi, alakasını nasıl buluyorsunuz? Bence müthiş de seyircimiz salon uzak olmasına rağmen her hafta dolduruyor burayı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bundan sonraki haftalarda daha da coşkumuz artacak. Teşekkür ederiz. Yani çok zor bir maç oldu. Tabii herkes başkan bile kartla gidemeyeceğim neredeyse. Herkes çok heyecanlı biz dahil. Çok iyi galibiyet. Hedefliyorduk zaten. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Her şey çok iyi gidiyor maşallah. İnşallah yani hedefimiz kesinlikle playoff sezon sonu. Lig çok zor bir lig. Yani herkes birbirini yenebilecek güçte. Kesinlikle son sıradaki rakip bile ilk sıradaki rakibi yenebiliyor. Onun için evimizde daha kaybetmedik çok şükür. Böyle devam edeceğiz. Haftaya Telekom maçı var. Bir gün dinlenip sonra Telekom'a hazırlanacağız.